nasıl izleyeyim 31 dakika videoyu? Yayın biter anasını satayım. Bu nedir ya? Erdoğan'ın Suriyeli mütecilerle ilgili konuşması vesaire. Bakalım videoya evet. Mahkeme styling diyorsunuz yani. Hadi bakalım. Bir kardeşimiz Belçika'ya taşınmış bu arada. Anıl Enbel. Ha, demin bunun videosunu izlemiştik zaten. Aynen maskeden tanıdım. Daha insanlar artık maskeden tanıyorum. Düşünün yani. Abi yapma yanarız. Cık, yanarız dedin değil mi? O zaman sana şunu söylüyorum kardeşim. Ben yanmazsam, sen yanmazsan nasıl çıkacak karanlıklar aydınlığa? 300 500 300 500 çık 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 çık. Ya nasıl çıkacağız? Yeni detaya hoş geldiniz. En yeni haberlere. Maddi imkanları bizden kat be kat fazla olan yerine getirdi. Milyonlar var. Bakalım, Sayın Cumhurbaşkanı neler söylemiş mültecilerle alakalı. Suriye'deki çatışmalar başladığından bu yana, bu tarihi sorumluluğumuzu milyonlarca muhacire ensarlık yaparak bir kez daha yerine getirdik. Neden böyle bir sorumluluğu biz üstümüze aldık ki? Yeni detaya hoş geldiniz. Yani işlenen tüm Yeni suçlar üstümüze de... mi kaldı gazapizminde söylediğine göre? Bu sorumluluğu neden aldığımızı bile hala ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani mesela Suudi Arabistan neden almadı? Hani din kardeşi, din kardeşi diyoruz ya sürekli olarak. Suudi Arabistan şeriatla yönetilen bir ülke. Şimdi bana kalkıp çete şey yazmayın. Ulan gazıcak kaldı ne o? Ulan ibi ne? Suudi Arabistan şeriatla yönetilen bir ülke değil. Suudi Arabistan öyle yönetildiğini iddia ediyor falan vesaire demeyin. Ben sadece mevcut sistemi söylüyorum. O gerçek şeriat değildir, öyledir. Onu karıştırmıyorum. Peki Suudi Arabistan niye almadı? Ya neden almadı? Suudi Arabistan'ın sınırlarında yüz binlerce çadır var. Olası bir felakette kullanılmak üzere. Sorumluluğumuzu milyonlarca muhacire ensarlık yaparak bir kez daha yerine getirdik. Evet. Maddi imkanları bizden kat ve kat fazla olan ülkeler, mültecileri toplama kamplarına mahkum ederken, biz bu insanlarla ekmeğimizi paylaştık. Avrupa'dan bahsediyorsa Avrupa gayet mültecilerle alakalı bir sürü şey yaptı bu arada. Ki muhtemelen de Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa'dan bahsediyor. Avrupalılar sadece akıllı davrandılar. Avrupalılar hurra diye önüne geleni almadılar. 10 çocukta aileyi almadılar. Ve gayet de doğru olanı yaptılar bence. Önce bir baktılar bu kimdir, nedir, neyin nesidir vesaire diye. Olması gereken bu bizim de yapmamız gereken zaten buydu. Suriyeli Türkmenlere sahip çıktığımız gibi Koba Suriyeli Türkmen mi? Cahilliğime verin de bu ifadeyi ilk defa duyuyorum ya. Kobanili Kürt kardeşlerimize özellikle Sayın Obama görevdeyken bir gece şahsımı aradı ve Kobani'deki Abi öyle deme gerçek Suriyeliler bozk. Kürtlerin zor durumda olduğunu bu konuda Özellikle... Suriyeli Türkmen var abi bu arada doğru Yok ben vardır mutlaka vardır Dostlar neden olmasın zaten İfadeyi ilk defa duydum şahsi olarak Suriye'de yaşayan Türkler de vardır Zamanında oraya gitmiş vesaire Irak'ta olduğu gibi Zaten vardır ona bir şey demiyorum Ama yani 5 milyon Suriyeli de Suriyeli Türkmen değil bu arada Ülkeye gelen Ondan bahsediyorum Çok azınlıktır yani çok çok azınlıktır Olsun olsun %1'i Türkmen olsun Suriye'den kaçıp Türkiye'ye gelenlerin özellikle kapılarımızı açma noktasında destek istedi. Dedim ki şu anda bunlar nasıl olacak? Benim babam Irak'ta mesela. Ben çok fazla Irak'ta çalışan Türk tanıyorum. Çok 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 fazla. Çocukları orada diyor doğmuş orada büyümüş. Ee, orada yaşayan çok fazla Türk tanıyorum. Bana... Irak'ta çok Türk var yani bayağı fazla var. Verdiği cevap şu. Bu insanlar ölümle şu anda karşı karşıya. Peki ne yapacaksınız? Aldığım cevap şu. Biz gerekirse uçaklarla buraya artık her türlü mühimmatı indireceğiz. Yapacağınız bu operasyona ben katılamam. Çünkü o operasyonun ötesini görüyorum. O operasyonun ötesinde ciddi bir savaş söz konusuydu. Nitekim de öyle oldu. Ve o olayla birlikte binlerce, on binlerce Kürt kardeşimiz o operasyonda öldü. Müslümanlar yanında Hristiyanlara, Ezidilere nasıl bir NATO'da ittifak iki ülke? Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir dertleri yok. Kimsenin olmak zorunda değil de dert başka. Hala bunlar terörle beraberler. Teröristlerle beraberler. Tabii biz de terörle ve teröristlerle mücadelemizi her yerde sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdüreceğiz. mesela Fethullah Gülen teröristiyle olan mücadele gibi. Dostlar eğer dost bazen Fethullah Gülen'e küfür ederken hakaret ederken kendi kendime şeyi düşünüyorum. Şimdi burası Türkiye ya. Bazen birileriyle dost oluyoruz. Sonra çıkarlarımıza ters düşünce ee, hakaret ediyoruz, küfür ediyoruz. Acaba ileride tekrardan Fethullah Gülen'e hocam hocam derlerse ülkedeki bazı insanlar ağzıma sıçarlar mı diye. <laughs> dostluğunu icra ederse ettiği müddetçe biz de gönlümüzü açarız. Ama et kuzeyinde ve bu liderler şurada yani İdlib'de Suriye'nin kuzeyinde biriket konutlar yapalım dedik bir adım atalım ve bu biriket konutlardan ne kadar yaparsınız diye sorduğumuzda Reis çok yavaş konuşuyorsun ya e ne kadar yapalım falan dediler dedik bak biz işte burada şöyle bir 50 bin 100 bin konut yapalım istiyoruz bunu bir sarar iyi para imara açsak kısmını da siz üstlenin İnanır mısınız Verdikleri sözü yerine getirmediler. Bize 50 dereden 50 türlü su taşıdılar. Ama biz şimdi orada Süleyman Bey 50 bin oldu mu? 52 bin. 52 bin biriket konut yaptık. Erdoğan bu sat. Yani söyleyecek bir şey yok bu video ile alakalı ya dostlar. Böyle çok aşırı yorumlanacak bir video olduğunu düşünmüyorum şahsen. La lay lay lay, lay, lay. Evinizi Suriyeli mülteciye alır, evinizi Suriyeli mülteci alır mısınız videosu? Hadi.